hem demokrat hem de cumhuriyetçi Amerikalı seçmenlerin üzerinde birleştiği tek nokta enflasyon. Fiyatların 25 sent 50 sent artmaya devam ettiğini görüyorum. Artık bütçeniz için gerçekten de hiçbir şey kolay değil. Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde iki rakip başkan yardımcısı Kamala Harris ve eski başkandan Donald Trump da enflasyona odaklanıyor. When I am elected president. Başkan seçildiğimde tüm Amerikalılar için maliyetleri düşürmek ve ekonomik güvenliği arttırmak en önemli önceliğim olacak. Kamala Harris ve sahtekar Joe'nun yönetiminde kendini Trump döneminde olduğundan daha zengin hisseden var mı? Kamala Harris ve sahtekar Joe döneminde herhangi bir şey ucuzladı mı? Şirketlerin fiyat şişirmesinin federal düzeyde yasaklanması çağrısında bulunan Harris özellikle et sektörüne dikkat çekti. Trump ise petrol ve gaz üretimini arttırarak yükselen fiyatlarla mücadele edeceğini söyledi. Bir başkan tarafından uygulamaya konulan tek bir politikanın enflasyonu mevcut seviyesinden Merkez Bankası'nın ekonomi için uzun vadeli hedefi olan %2'ye indirecek kadar önemli bir etkiye sahip olması pek olası değil. Amerika'da geçen yıl yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana ilk kez %3'ün altına geriledi ancak Amerikalılar hala sıkıntısını hissediyor. Bir yandan perakende satış rakamları iyimser, işsizlik düşük ve çoğu ekonomist artık resesyon uyarısında bulunmuyor. Yine de ekonominin genel gidişatı seçmenler için önemli bir endişe kaynağı ve kampanya stratejilerinde adayların hedefi. Bu beceriksiz sosyalist deyininin 4 yıl daha ülkemizi çökertmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizi yok edecek. Benim planımı Donald Trump'ın yapmak istedikleriyle karşılaştırın. Milyarderlere her yıl büyük vergi indirimleri ve kurumlar vergisinde 1 trilyon doların üzerinde kesinti planlıyor. Her iki aday da hizmet ve konaklama sektöründe çalışanların bahşişlerinden alınan federal vergileri azaltma sözü verdi. Eleştirenlerse bu vaadin fast food garsonlarına ya da bahşiş alamayan diğer düşük gelirli çalışanlara yardımcı olmayacağını, maliyetli ve istismara açık olduğunu söylüyor. İkramiyelerine veya aldıkları ücrete bahşiş gibi davranıp kendilerini vergiden muaf tutabilecek bir sürü başka insana çanak tutmak yerine bunun hak eden gerçek çalışanlar için olacağından nasıl emin olacağız? Trump daha önce ekonomik konularda seçmen anketlerinde Başkan Joe Biden'ın önünde yer almıştı. Şimdi ise son bir anket seçmenlerin adaylara neredeyse eşit derecede güvendiğini gösteriyor. Katılımcıların %42'si Harris'i, %41'i ise Trump'ı destekliyor.